Merhaba İnanın Dedektör takipçileri, bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Hepinizin alışkın olduğu üzere kameralar karşısındaydık, lakin bugün bir bilgisayar ekranının karşısındayım. Başlıktan da görüldüğü üzere bugünkü konumuz antik dönemlere ait sikkeler ve değerleri. Evet, böyle bir çalışmayı neden yaptık? Size onu bahsetmek isterim. Çünkü internette birçok sayfa mevcut, web sitesi mevcut ve bunların hepsi İngilizce ve ayrıyetten hepsi paralı arkadaşlar. Hani para karşılığında üye olduğunuz takdirde size tarihi paraları gösteriyor. Ama inan dedektör farkıyla bunların hepsi ücretsiz ve üstelik Türkçe arkadaşlar. Az sonra zaten size göstermiş olacağım. Evet, bunun öncesinde sizden bir istirhamım olacak. Küçük bir şey lakin inan dedektör için büyük bir şey. Nedir bu derseniz hemen söyleyeyim. Evet, önümde inan dedektörün YouTube kanalı açık. Arkadaşlar, inan dedektör YouTube kanalına girdiğinizde videolarımız burada mevcut. Size gösteriyorum bu şekilde. Videolarımızı izleyerek, beğenerek, yorum yaparak, paylaşım yaparak ve en önemlisi abone olarak bize destek olabilirsiniz. Destekleriniz sayesinde inan dedektör büyüyecek ve hepimiz bu ailenin içinde yer alacağız. Evet, bunun yanı sıra çekilişlerimiz olmakta. 2-3 haftada bir pointer çekilişi yapıyoruz ve şu ana kadar 2 tane yaptık. Ortalama 300 ila 400 katılımcı oldu. Bunun daha sonrasında yeni bir çekiliş ile karşınızda olacağız. Evet, konumuza gelmek gerekirse. Arkadaşlar, web tarayıcınıza inandedektor.com yazıp enter'a basmanız yeterli. Daha sonra arkadaşlar sitemiz açılmış bulunmakta gördüğünüz üzere. Şimdi aşağı doğru indiğimde burada 0, 2. el birçok cihaz mevcut. Genellikle ana kategoride 2. el cihazlar olur. Eğer 0 cihazları görmek isterseniz arkadaşlar, bakın mouse'umu takip edin. 0 define ve altın tek para dedektörleri kategorisinin üstüne geldiğinizde buradaki markaların içine girerek detaylı bilgileri edinebilir ve fiyatlarını görebilirsiniz. Evet, konumuza gelmek gerekirse lafı daha fazla uzatmadan, antik dönemlere ait sikkeler ve değerleri. Mesela arkadaşlar, size şöyle bahsetmek isterim. Burada birçok alt kategori mevcut. Mesela parayı Lidyalılar buldu, bunu biliyorsunuz. Diyelim ki Lidya paralarına bakmak istiyorsunuz. Buradan Lidya kategorisinin üzerine gelip bir kez tıklamanız yeterli. Evet, sayfanın açılmasını bekliyorum. Evet, Lidya kategorisi açıldı. Arkadaşlar, burada şurada göründüğü üzere 35 adet alt kategorisi bulunmakta. Mesela bunlar nelerdir? Ekranda görüldüğü üzere Lidya kralları, Lidya'nın belirsiz paraları, Lidya'nın Tripolis, Tralleis gibi ilçeleri bulunmakta. Bunlar nasıl bir isim derseniz de arkadaşlar, sanırım yanılmıyorum ama Yunanca ismi. Evet, şöyle anlatayım. Mesela Lidya kralının parasını görmek istiyorsunuz. O kategorinin üzerine gelip bir kez tıklamanız yeterli. Daha sonra aşağı doğru indiğinizde sizi bir uyarı karşılıyor. Nedir bu uyarı derseniz de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, burada 3 adet not düşmüşüz. Mesela şöyle. Bu sitede yayınlanan para resimleri alıntıdır. Firmamız tarafından alım ve satım kesinlikle yapılmamaktadır. Bilgi amaçlı dahi olsa bize resim göndererek bilgi istemeniz önemli. Pardon, çok yanlış okudum. Bilgi istememeniz önemli rica olunur. Anlayışınız ve hoş görüşünüz için şimdiden teşekkürler. Kusura bakmayın, dilim zor döndü ama devam edelim. Sorun olmaz. Evet, dilerseniz bu dönemde yaşayan kralların ve bu dönemin tarihçesini sayfanın en altında yer alan bilgiden okuyabilirsiniz diye bir not düşünmüşüz buraya. Evet, sayfanın en aşağısında göstereceğim. Daha sonra aşağıda yer alan şehirlerin üzerine tıklayarak ilgili yerlerdeki paralara bakabilirsiniz diye bir not daha düşmüşüz. Şimdi arkadaşlar, burada antik dönemlere ait tüm sikkeleri ve değerlerini görmek için tıklayın derse, evet arkadaşlar, buna tıkladığınız anda önünüze bir sürü kategori çıkacak ve bunların hepsi karışık halde çıkacak. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi burada Kilikya kategorisi var gördüğünüz üzere. Aşağı doğru indiğimde bakın, dikkat ederseniz hep Kilikya başlıklı. Daha sonra İonya başlıklı kategoriler çıkıyor. İkinci sayfaya geçtiğimde, evet, sayfanın açılmasını bekliyorum. İonya yine devam etmekte. Gördüğünüz gibi. Daha sonra Lidya bak geliyor. Yani burada karışık kategoriler çıkıyor. Evet, onu bir kenara bırakalım.
Ardından size şu şekilde göstereyim. Sayfanın en aşağısına inmemiz gerekirse, evet, burada kralları mevcut ve kısa bir şekilde de tarihçesi mevcut. Gördüğünüz üzere resimlerimiz hani çok uygun düzeyde, kaliteli, yüksek çözünürlükte resimlerimiz bulunmakta. Gördüğünüz gibi yüzlerce çeşit para var. Tabi bu tek kategoride değil, birçok kategoride mevcut. Evet arkadaşlar, buradan şehirleri var. Buradaki herhangi istediğiniz bir şehre tıklayarak, örneğin Nakrasa. Evet, bu kategoriye girdikten sonra arkadaşlar, bunda kendine has paraları mevcut gördüğünüz gibi. Evet, diyelim ki biz mesela bir kategorinin içine girdiniz. O kategoride kayboldunuz. Acaba ben neredeyim dediniz. Evet, üste doğru çıktığınızda bakın, burada şu an bu kategoridesiniz diye bir uyarı vermişiz burada. Yani kaybolmanız mümkün değil. Biraz karışık gibi gözükse de asla karışık değil. Mesela Sardis. Evet, bu kategoriye giriş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu kategoriye de giriş yapmış bulunmaktayım. Ve gördüğünüz gibi burada da Sardis, yani şu an bu kategoridesiniz diye yazıyor. Yani kaybolmak çok zor. Evet, burada gördüğünüz gibi yüzlerce çeşit paralar var. Evet, bunları teker teker gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.